Merhaba arkadaşlar. Sizlere SQL Server'ın ne olduğunu, SQL Server'da tablo oluşturmayı ve bu tablolar arasında ilişki kurmayı ve daha sonrasında database'in script'ini çıkarmayı göstereceğim. İlk olarak SQL Server nedir? SQL Server en basitinden hayatımızdaki, günlük hayatımızdaki bu Facebook. Mesela bir durum güncellemesi yaptığınız zaman bu durum güncellemesindeki kelimeler Facebook'un database'ine kaydoluyor. Bunu da böyle düşünebiliriz. Buradaki bütün bilgilerinizin, işte oradaki bütün check-in'lerinizin, ne bileyim konum bilgilerinizin kaydolduğu, resimlerinizin kaydolduğu bir database gibi düşünebiliriz. SQL'de Microsoft'un bir database yönetim sistemi. Şimdi öncelikle program açtığınız zaman Connect ekranı geliyor. Burada server name giriyorsunuz. Normalde bilgisayarınızın kendi adıdır. Windows Authentication. Bununla Windows kimliğiyle bağlanıyorsunuz veya sizin belirlediğiniz SQL Server kimliğiyle. Burada Windows kimliğiyle bağlandım. Sol tarafta database en çok ilgilenenlerimizi. Diğerleri daha sonra. Database kısmında sistemde olan bütün database'ler gözüküyor. Siz database'e sağ tıklıyoruz. New database diyoruz. Yeni database oluşturuyoruz. Benim sistem biraz yavaş. Database name. Database'imize bir isim veriyoruz. Ben ne diyeyim? Evrak DB diyorum. Burada Evrak DB bir MDF bir de log iki dosyasını oluşturuyor. Database oluşturduğumuz zaman ve path kısmı var burada. Bu path kısmı da database'imizin oluştuğu yol. Şöyle göstereyim ben size. Pardon. Şu şekilde. Database'imiz buraya oluşacak. Buradaki şu an benim database'lerim var. Ya istediğiniz başka klasör de seçebilirsiniz. Evrak diye bir dedim. Herhangi bir problem yok. Okey diyorum. Executing diyor. Evrak diye bir erişim engellendi. Zannedersem benim buradaki izinlerinden kaynaklanan problem. Hemen onu çözebilirsem, sistem izin verirse. Vazgeçtim. Buraya değil de kast. Devam ediyoruz. D'deki bir yeni klasör database dedim. Database dedim. İçine girip şu yolu alıp daha sonra buradaki yola yapıştırıp okey diyorum. Database'im buraya oluşuyor şu an. Evet, oluştu. Database'imiz buraya geldi. Şimdi database'e table eklemeyi buradan yapabiliyoruz. Ama ben hem ilişkili tabloyu da göstereceğim için database diagramdan eklemesini yapacağım. Burada gelen diyaloğa yes diyoruz. Diagramda bütün tablolarınızı diyagramda ekleyip buradan ilişkilendirmeye daha bir görsel açıdan görmüş oluyorsunuz. Yani daha bir görsellik katmışlar bu kısma. New Database Diagram diyoruz.
Varsa tablonuz geliyor. Buradan ekleyebiliyorsunuz. Ama yok. Ben şu an ekliyorum. İlk öncelikle bir iş yerindeki klasör evrak yapısını inceleyeceğim. Yani buna ithafen yazacağım. Klasörlerin içindeki tabi evraklar olacak. Somut olarak klasör düşündüğünüz zaman içinde evraklar olacak. Klasör diye bir tablo oluşturuyorum. ID değeri veriyorum. Peki niye ID değeri verdim? ID değeri buraya onlarca, binlerce klasör eklenecek. Ve bu klasörler birbirlerinden bağımsız olabilmesi için bu ID değeri olması gerekiyor. Yani herhangi bir A klasörü eklediğimi farz edersem buna da ID değeri olarak bu otomatik artan bir sayı olacak ve birbirinden bağımsız olacak. 23 diye bir ID verdi diyelim. Yani bu klasöre ben evrak ekleyeceğim. Diğer evraklarla karışmayacak. Onun için birbirinden bağımsız olması için identity column dedikleri ID değerini veriyorum. Siz buraya başka bir şey de yazabilirsiniz. Klasör ne bileyim. Klasör ID diyebilirsiniz. Ben genelde ID demekten yanayım. Bu kısma anahtar set 1.2'ye atıyorsunuz. Daha sonra buradan identity demiştim. Specification. Buradan yes diyoruz. Ne kadar artacağını giriyoruz. Birer artacak. Hani 2 ise yeni bir kayıt eklediği zaman ID 3 olacak. Bunu yapmazsanız kayıtlarınız birbirine karışır. Hani tek tabloya çalışacaksanız problem olmaz. Boş geçilemez. Allah unus. Daha sonra klasör ismi envarchar 50 dolap diyelim. Dolap no diyelim. Integer. Diyagram kaydı olsun mu diyor. Evet dedik. Diyagramı ve klasörü kaydetti. Yeni bir tablo oluşturuyorum. Bu tablomun ismi de evraklar olacak. Evraklar tablom yani bir klasörün birden çok evrağı olabilecek. O şekilde bir database tablosu oluşturacağım. Yapısı. Buraya da ID diyorum. Integer. Buraya da primary key'i otomatik artsın dedik. Şimdi ilişkilendirmeye sağlayacağımız buradaki klasör ID kolonumuz var. Boş geçilmesin. Evrak ismi envarchar 50 ne bileyim evrak alınma tarihi date time evraklar tablomu da oluşturuyorum. Şimdi şöyle düşünüyorum ben her zaman. Klasörler tablosuyla evraklar tablosunu karşılaştırdığım zaman şu an ilişkilendirmeyi söyleyeceğim. Klasör tablosu büyük olarak görüyorum. Evraklar tablosu küçük. Hani bir nevi baba oğul gibi yani birbirine bağlantılı olacak. O yüzden evraklar tablosu klasörler tablosundan referans alacak. Yani bir klasörün birden çok evrağı olabilecek. O yüzden buradaki klasör ID kolonunu seçip farenin sol tuşuyla basılı tutup klasörler tablosundaki ID kolonunun üstüne bırakıyorum. Otomatikman SQL bize ilişkilendirme tablosunu çıkartıyor. Foreign key TB evraklar, TB klasörler, TB klasörlerin ID'si ile evrakların klasör ID'si eşitlendi. Okey. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Mesela gerektiği ki bir klasörü silmek zorunda kaldık. Şimdi klasörün altında da
içinde diyelim, şöyle somut olarak düşündüğüm zaman klasörün içinde evraklar var. Şimdi klasörü sildiğiniz zaman evraklar silinmesi gerekiyor. Çünkü klasörü mesela yandığını düşünün, evraklar da yanar. Bu ilişkilendirme mantığı budur. İlişkilendirme mantığı olmasa siz klasörü sildiğiniz zaman evraklar orada kalır. Database'de kalır. Daha sonra ne olur? Bir çöplük gibi bir evraklar tablosu olur. Hani ne olduğu belli olmayan, yani bir klasöre bağlı olmayan evraklar. Düşünün, bir iş yerinin içindeki dolaplarda bir sürü evrak var ama nereye mensup bu evraklar? O yüzden ilişkilendirme çok önemli. Buradaki eğer bir klasör silindiği zaman evrağın da silinmesini istiyorsak delete rule ediyor. Buradan cascade. Cascade'i seçtiğimiz zaman bir klasör silindiğinde evraklar da silinmiş oluyor. Ben bunu SQL cümlesinde size anlatacağım. Okey dedim. Evet. Bir kısımda anahtar var. Bir kısımda sonsuz işareti. 1'e çok ilişki. 1'e çok ilişki dedikleri budur. Daha sonra yes diyoruz, kaydediyoruz tablolarımızı. Buradan tables'a sağ tıklayıp refresh diyorum. Öncelikle bir sağ tıklayıp edit to 200 rows. Bir klasör eklemesi yapacağım. A klasörü dolap no 12. B klasörü dolap no 24. İki tane klasör oluşturduk. Daha sonra bunu kapatalım. Evraklara gelip yine aynı şekilde evrak eklemeyi açacağım. Şimdi şuraya dikkat etmenizi istiyorum. A klasörü ID'si 1, B klasörünün ID'si 2. Ben burada bu zaten otomatik verecek. Klasör ID 3 diyerek evrak ismi, yani bunu giremem. Yani şu an burada hata verecek. Evrak ismi date time girdik. Bugünün tarihine girelim. Date time'da hata aldım. Evet, şimdi date time'ı geçtik. Burada şey hatası veriyor. Insert foreign key verdiğiniz tabloda diyor. Klasörler tablosunun ID'si uyuşmuyor diyor. Böyle bir ID yok diyor. Ve böyle bir ID olmadığından bu evreye ekleyemiyorsunuz diye hata veriyor. SQL bizi uyarıyor. Bunu siz C# uygulamanızda da veya Delphi uygulamanızda da yapsanız da muhtemelen hata verecektir. Silerken de eklerken de. Ben bu olmayan bir klasörü ekleyemem. Eğer bunun çalışmasını istiyorsam şu an şuraya bir tane daha C klasörü diyeceğim. Veya C klasörü diyeceğim veya şu şekilde şu an ekleyecek. Şu an eklemesini yaptı. Veyahut var olan bir klasörün ID'sine girmen gerekecek. Aksi takdirde ekleme olmayacaktır. Şimdi aynı şekil üçüncü klasöre ben bir evrak daha ekleyeceğim. Bunun da eklemesini yaptım. Şimdi select yıldız from TB klasörler. 3 tane klasörümüz var. Neyse, bunu geçtik. Select yıldız from TB evraklar.
Evet. Ya da biz bir tane daha ekleyelim ki kafamız karışmasın. Şey, evrak değil, pardon. Evrak değil, klasör ekli şey evrak ekleyeceğiz. Klasör değil. Klasör ID'si 2'ye bağlı. Herhangi bir şey. Şöyle baktığımız zaman evraklar var. Klasör ID'si kaç olan? Biz burada en çok ne eklemişiz? 3 nolu. 3 nolu C klasörü. 3 nolu klasörün evraklarını getir dedim. Şu an 3 numaralı klasörün 2 tane evrağı var. Select yıldız from TB klasörler deyip buradan da IDC 3 olan klasörü getir. Bu da bizim C klasörümüz. Şimdi ben C klasörünü sildiğim zaman otomatikman evraklar klasörde silinmiş olacak. Onun SQL cümlesini yazayım. Klasör var ID 3. Şimdi şuradan gösteriyorum. TB evraklarda 2 adet evrağım var. Klasörümüzde zaten mevcut. Şu an şu SQL cümlesiyle klasörümü sildiğim zaman evraklarda silinmiş olacak. Evraklar klasörüm burada. 3 numaralı evrakları getir dedim ve evraklar silinmiş vaziyette. Çünkü klasörümüz de silindi. Bu ilişkilendirme mantığı budur. Çok büyük kolaylık sağlar ve veri çöplüğünü engelliyor. Yani birbirinden bağımsız evraklar olmuyor. Bu şekilde tablolarımızı oluşturduğumuz zaman çok daha düzgün programlar karşımıza çıkar. Şu an bir de başta söylediğim gibi SQL scriptini çıkartmayı göstereceğim. Yani şu anki var olan database'inizi başka bir management'ta new query diyerek script'i de buraya ekleyerek veya var olan script'i açtığınız zaman bu şekilde açılarak yazıları geliyor. Ekleyebilmenizi göstereceğim. Yani böyle şekilde database'i otomatikman SQL query'i çalıştırarak ekleyebiliyorsunuz. Yapmamız gereken database'e sağ tıklayıp task'tan generate script diyoruz. Açılan pencereden next diyoruz. Bütün database'i ve objeleri al diyoruz. Bu şekilde çıkartılacak yolu belirtiyoruz. D'deki database klasörümüzün içi full script. Buradaki tek yapmamız gereken birkaç ayrıntı var. Tek yapmamız gereken birkaç ayrıntı. Evet. Şuradaki type of data to scripts. Şemalar, sadece şemalar. Sadece şema ve datalar. Sadece datalar. Yani hepsini almak istiyorsanız şemalar, tablolar, ne bileyim view'ler şeklinde ve datalar şeklinde bunu seçtiğiniz zaman hem datalarınız hem dediğim gibi tablolar, view'leriniz script'te çıkmış oluyor. Bir kural daha var burada. SQL karşı taraftaki yükleyeceğiniz SQL Server'ın versiyonu önemli. Bazı syntax hataları olabiliyor. Burada o seçimi de oradan yapıyorsunuz. Buradan yapıyorsunuz. Okey diyorsunuz. Daha sonra next diyorsunuz. Ve oluşturuyor. Hata verirse de açık olan o tablonuzu kullanan bir program varsa onu kapatıyorsunuz. Evet. Şu an problem yok. Hepsinde success dedi. Finish diyoruz. Database klasörümüzü açıp içerisindeki SQL script'i görüyoruz. Açtığım zaman karşı bilgisayarı kurmaya gittiniz diyelim. Buradaki
şu yollara dikkat edersiniz artık. İstediğiniz klasörün içine database'iniz oluşturabilirsiniz. Buradaki yolu girerek. Log.ldf'yi şeklinde girerek bütün klasörlerinizin oluşmasını sağlayabilirsiniz. Burada evet, verilerimiz burada. A klasörü, B klasörü. Evet arkadaşlar, böylelikle sizlere SQL Server'da tablo oluşturmayı, ilişki kurmayı, SQL Server'ın mantığını, yapısını ve script çıkarmayı anlatmış oldum elimden geldiği kadarıyla. Yararlı olabildiysem ne mutlu bana. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.